Bismillah. Geçenki dersimizde muhaddidin dairesel bir meyle sahip olması gerektiği üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde felekler dışındaki oluş bozuluş aleminin doğrusal bir meyle sahip olması gerektiği üzerinde duracağız. Oluş bozuluş aleminden bahsedeceğiz bu dersimizde. Geçenki dersimizde feleklerle alakalıydı. Muhaddid üzerinden örneklemi verdik. Diğer felekleri daha sonrasında kıyas edeceğiz buna. Bütün cisimleri kuşatan en büyük ve ilk cisim, küre şeklindeki cisim, doğrusal hareket edemez, doğrusal meyil sahibi olamaz. Ama hareket etmesi de mümkün. Yani vaz'i hareket, konumsal hareket etmesi de mümkün. Mekan buradan buraya geçemiyor ama kendi içinde hareket edebiliyor demiştik. Çünkü parçalarının nispetlerinin değişmesi mümkündü. Zorunlu değildi o şekilde olması konumun. Bundan dolayı dedik ki dairesel meyli kabul eder. Dairesel meyil ilkesi vardır dedik. Felekte, muhaddikte. Şimdi geldik oluş bozuluş alemine. Oluş bozuluş alemi ne demek? Birbirine dönüşebilen, değişebilen cisimlerin olduğu alem. Yani bizim uzay dediğimiz alem. Eski filozofların ay altı alem dediği. Bizimse bugün uzay dediğimiz kısım, varoluşun bu kısmı, uzay kısmı. Doğrusal hareketi kabul eden, buradan buraya geçebilen, yani mekan değiştirebilen cisimler ve türsel suret değiştirebilen cisimler. Suyken hava olabilir. Yani hidrojenken başka bir şey olabilir. Birleşir suyu oluşturur, oksijenle vesaire. Türsel suretini değiştirebiliyor. Bu cisimlerin olduğu aleme oluş bozuluş alemi diyoruz. Oluş bulunduğu hal. Bozuluş o halden çıkıp, o suretten çıkıp başka bir sureti giyinmek. Oluş bozuluştan kastımız bu. İşte bugünkü dersimizde bozuluşu kabul eden cisimlerin bulunduğu alemde, oluş bozuluş aleminde, ay altı alem dedikleri alemde ancak ve ancak doğrusal meyil bulunabilir. Evet, doğrusal meyil bulunabilir. Bunu ispatlayacağız bugünkü dersimizde. El işaretun, yine işaret yani delil getirecek İbn-i Sina. El cismul kabilü lil kevni vel fesat, oluş bozuluşu kabul eden cisim. Yekunu lehu kable en yefsud ila cismin ahar yetekevven anhu mekan. Onun bozulmadan önce, oluş bozuluşu kabul ediyor ya, bozulup başka bir surete bürünecek. Bozulmadan önce bir mekanı vardır. Bozul ve ba'dehu mekan, bozulduktan sonra da bir mekanı vardır. Bozulup ne yapıyor bu cisim? Kendisinden oluşan, kendisinden sonra oluşuyor yani. Kendisinden oluşan başka bir cisme dönüşüyor. O cisme bozuluyor şeklinde yazılmış yani. Yefsudu ila cismin ahar. Başka bir cisme doğru fesada uğruyor. Yani bozulup o cismi oluyor. Bozulup o cisme dönüşüyor. Suyu diyor ısıttığın zaman su bozulur, fesada uğrar, havaya dönüşür diyor. Eski tabirler bunlar. Ama temel mantık aynı yani. Madde değişebilir ama temel mantığı aynı. Dolayısıyla mekan zorunluydu her cisim için. O zaman bozulmadan önce yani şu anki bulunduğu halde belirli bir mekanda olacak. Bu belirli mekan hususi şurada bulunması anlamında değil. Doğal hayızının belirli bir doğal hayız olmasından bahsediyor şu an burada İbn-i Sina. Yani bozulmadan önce bir mekanı vardır. Bozulduktan sonra da bir mekanı vardırdan kastı mekanı değişmiyor bunun. Aynı mekanda yani şurada biz kömürü yaktık, kömür küle dönüştü. Bir kömür var. Kül de aynı mekanda, mekan değişmedi. Ama ikisinin de kendi tabiatları gereği farklı doğal hayızları var. Doğal hayızları var. Yani bozulmadan önce bir doğal hayızı var. Bozulduktan sonra da başka bir doğal hayızı var. Neden? Çünkü başka bir türsel surete dönüştü artık. Her türsel suretin kendine has doğal hayızı vardı. Her ne kadar bu cisim şu an aynı mekanda tutuyoruz biz bunu. Birinci durumda da, ikinci durumda da, yani birinci türsel surette de, ikinci türsel surette de bu cismi aynı yerde tuttuk. Aynı mekanda tutuyoruz. Ama birinci türsel suretin doğal hayızı bir yerdi. İkinci türsel suretin doğal hayızı başka bir yer olması gerekiyor. Neden? لِاِسْتِحْقَاكِ كُلِّ cismin مَكَانًا بِحَسَبِهِ. Çünkü her cisim kendi tabiatına göre bir doğal hayız gerektirir demiştik. Ve يَكُونَ اَحَدُ الْمَكَانَيْنِ خَارِجًا عَنِ الْآخَرِ. O zaman iki doğal hayızın birbirinden
ayrık olması gerekir. Yani bu bir doğal hayız, öbürü başka bir doğal hayız olması gerekir. Buralar önceki kısımlarda ele aldığımız meselelerdi. Bundan sonra fe imkâne, şimdi şeye başlıyor, delile başlıyor. Fe imkâne husûlü sûreti sâniye lehu fî mekânin garîbin lehu bihasebihâ. Şimdi birinci suretten ikinci surete dönüştü. Türsel suretten bahsediyoruz burada, tabiattan bahsediyoruz. Şimdi ikinci surete dönüştü. X mekanındayız şu an. Birinci surette de X mekanındaydık. İkinci surette de X mekanındaydık. X mekanındayken suyu ısıttı, hava yaptı. Aynı orada durdu. Kömürü yaktı, kül yaptı mesela. Mekan aynı kaldı ama suret değişti. Şimdi bu ikinci suret, bu X mekanındayken 1 2'ye dönüştü ya X mekanında. İkinci türsel suretin tabiatı gereği, yani ikinci türsel suret olması gereği, bu X mekanı onun ya yabancı mekanıdır ya da doğal mekanıdır diyecek. Yani ya yabancı mekanıdır ya doğal hayızıdır diyecek. Bu durumda yabancı mekansa ikinci surete geldi dönüştü ya. Ama ikinci suretin doğal hayızı orası değil. Baktık X mekanı değil. İkinci suretin doğal hayızı. İktada meylen müstakimen ilel mekanil lezî lehu bihasebiyen. O zaman ikinci suretin doğal mekanı neresiyse, doğal hayızı neresiyse oraya doğru doğrusal bir meyil gerektirir. Evet, bunu da öğrenmiştik. Burada tam taksimi yaptı. Ve imkâne fil mekanil lezî lehu bihasebiha. Şimdi ikinci suretin doğal hayızı tam da o X ise, doğal hayızının içindeyse yani bu X veya doğal hayızının dışındadır. Eğer ki doğal hayızının dışındaysa bu X, ikinci suretin doğal hayızından başka bir yerse, ikinci surette dönüşen cisim doğal hayızına doğru gitmek ister. Ama bu X, ikinci suretimizin doğal hayızının içindeyse bu durumda fakat kana zahme qabl lebsi hadihi sura ma hadha'l mekanu mekanuhu. O zaman birinci surete geldik. Şimdi ikinci suretin doğal hayızı ya şu an X, o ihtimal üzerinden konuşuyoruz. O zaman birinci suretin doğal hayızı değildi. Ama birinci suret de az önce burada demiştik. O zaman ne oldu? Bu birinci suret ikinci sureti giyinmeden önce burada yabancı olarak duruyordu. O zaman o esnada bu X mekanı doğal hayızı olan başka bir cismi buradan itip fezahimehu buradan itip uzaklaştırdı. Çünkü burası onun doğal hayızı değil ki. Birinci suretin. Neden? Çünkü ikinci suretin doğal hayızı olması ihtimalini konuşuyoruz şu an. Burası ikinci cismin, ikinci suretin doğal hayızı ise birincisinin değildir. Birincisinin doğal hayızı değilse o X mekanı başka bir cismin doğal hayızı idi. Birincisi geldi onu itti. Bak o itti dışarı attı, dışarı çıkardı. Kendisi oraya kondu demektir. Fecevheru mutemekkini hazel mekan. Bu durumda bu mekanın yerlisi, yani yerlisi diyelim, buraya yerleşen cisim bir tab'i tabiatı gereği kabilun lin nakli an mekanihi. Mekanından koparılıp nakledilmeyi kabul eder. Ki birinci suret onu itti, dışarı attı bak. Orası birinci suretin doğal hayızı değilse, ikinci suretin doğal hayızıysa, o zaman birinci suret ilk halde oradaydı dedik. O zaman doğal hayızı orası olan cismi dışarı atmıştı o demektir. Ve bu da bu cismin yerlisinin doğal hayızından sökülüp alınabilmesinin imkanını gerektirdi. Fehu ve mimma fihi meylun müstakim. Bu da doğrusal meyil olan şeyler için geçerlidir. Doğal hayızından söküp çıkarabiliyorsan, değil mi? Doğrusal meyil gerektirir demiştik. Fekullu kain fasit. O zaman oluş bozuluşa uğrayan her şey, her cisim fefihi meylun müstakim. Onun doğrusal bir meyili vardır. İspatlamaya çalıştığımız şey buydu. Bunu gösterdik. Şimdi şöyle bir özetleyeyim meseleyi. Sonra bir şüphe gelecek. O şüpheyi çözeceğiz. Bugünkü dersi öyle bitireceğiz.
Özetle şunu söylüyor İbn Sina. Diyor ki oluş bozuluşa uğrayan bütün cisimler için geçerli olmak üzere. Oluş bozuluşa uğruyorsa birinci durum söz konusu, ikinci durum söz konusu değil mi? Oluş bozuluş bu demektir çünkü. Birinci türsel suretten çıktı, ikinci türsel surete geçti. Güzel. Peki aynı mekanda olduğunu düşünelim bu oluş bozuluş eyleminin. Önce birinci türsel suret vardı, sonra ikinci türsel suret oldu. Aynı mekanda oldu ama. O zaman bu aynı mekan dediğimiz yer ikinci türsel suretin ya doğal mekanıdır ya değildir. Tam taksim. İkinci türsel suretimizin doğal mekanı ya burasıdır ya da değildir. Doğal mekan burası değilse o zaman ikinci türsel suretimiz doğal mekanına doğru gitmek isteyecek. Doğal hayızın ispatında ve doğal meyil dediğimiz şeyin ispatında bunu göstermiştik. Eğer doğal hayızda değilse doğal hayıza doğru gidecek. Onda bir şüphe yok. Doğal hayızdaki cismin doğal hayızından hareket ettirilebilmesinin imkanını konuşacağız şimdi. O da gösterilirse o zaman diyeceğiz ki bütün oluş bozuluşa tabi olan cisimler doğrusal hareket eder. Doğrusal meyil sahibidir diyeceğiz. Meyil ilkesi sahibidir. Çünkü doğal hayızında olmayanın hareket etmesi gerektiğini zaten biliyor. Peki şöyle diyebilirdi birisi. Doğal hayızında olan cismin doğal hayızından koparılmasının imkanına nereden ulaştınız siz? Diyebilirdi. Dedik ki biz de işte oluş bozuluşa tabi ise bu. Eğer oluş bozuluşa tabi değilse doğal hayızından çıkarılamaz. Felekler öyleydi zaten. Onu kabul ettik. Ama oluş bozuluşa tabi ise yani türsel sureti değişebiliyorsa dedik. Doğal hayızından çıkarılması gerekir. Çıkarılmasının mümkün olması gerekir. Neden? Çünkü doğal hayızındayken bunun türsel sureti değiştiği zaman, bozuluşa uğrayıp başka bir türsel surete uğradığı zaman orası onun doğal hayızı değil, değil mi? İkinci suretin doğal hayızı değil. O zaman o ikinci suret kendi doğal hayızına doğru gidecek. Tamam. Peki cismi bir mekanda birinci suretten ikinci surete intikal ettirdik. İkinci surete intikal ettirdikten sonra oluş bozuluş mümkündü ya bunda hani. İkinci sureti intikal ettirdikten sonra bakıyoruz bu mekan bu ikinci suretin doğal hayızı mı? Değilse kendi doğal hayızına doğru gidecek. Eğer burası ikinci suretin doğal hayızı ise birincinin değil idi. Birincinin doğal hayızı değil idi. Ama ilk durum birinci suret burada mevcuttu. İlk durumda. Değil mi? İlk durumda birinci suret burada mevcuttu. O zaman birinci suret burada nasıl mevcut oldu? Tabiatı gereği mevcut olamaz. O zaman birinci suret burada tabiatı gereği bulunan bir cismi dışarıdan gelip itti, oraya kendi yerleşti. Yani o cismi oranın yerlisi olan başka bir cismi doğal hayızından kopardı. Çünkü kendisi yerleşti artık oraya. O zaman neyi anladık biz? İki durumda da bakın, bu doğal hayıza sahip bir cisim doğal hayızından hareket edebilir, doğal hayızına doğru da hareket edebilir. Bu durumda başka bir hareket etme imkanı yok zaten. Ya doğal hayızına doğru hareket edecek, ya doğal hayızından hareket edecek. Dolayısıyla oluş ve bozuluşa tabi olan bütün cisimlerde bu da mümkün olmak zorundaysa, çünkü oluş bozuluş gerektirdi bakın bunu. Oluş bozuluşa tabi olmak, oluş bozuluşu kabul etmek bunu gerektirdi. Çünkü oluş bozuluşu kabul etmek demek ikinci suret ya doğal hayızındadır ya doğal hayızında değildir gerektiriyor. Doğal hayızında değilse hareket eder zaten doğal hayızına doğru. Doğal hayızındaysa birinci suret doğal hayızında değildi. Doğal hayızında olan cismi itip oraya geldi demektir. Bu da yine doğal hayızında olan cismin hareket etmesini gerektirdi. Bu da doğrusal meyilin kabul edilmesini zorunlu kıldı. Dolayısıyla oluş bozuluşa tabi olmak, oluş bozuluşa tabi olmak gereği doğrusal meyili kabul etmeyi zorunlu kıldı.
Sadece oluş bozuluşa tabi olabiliyorsa bir cisim doğrusal meyili kabul etmesi gerekir. Doğrusal meyil ilkesi kendisinde vardır. Ve ispatladık. Şimdi bir şüphe zikredecek İbn Sina, sonra o şüpheyi çözecek. Vehmun ve tenbihun. Bir şüphe, vehim ve tenbihun. Buna bir tenbih, yani delil getirmeyecek, açık bir meseleden bahsedecek. Fe in teşekkek de, şöyle bir şüphede bulunursan ve kulte ve dersin. Yakunu zâlikel mutekevvin lıskal cismillezî intekale ilâ suratihi bil kevn. Şimdi ikinci suretin doğal hayızı bu X mekanı değilse demiştik ya. Şunu diyebiliyor adam. Evet, burası onun doğal hayızı değildi ama tam doğal hayızının sınırıydı. Yani şöyle eski tabirle söylüyorum yine. Şu elim su gibi düşünün. Tam üstü de hava, tamam mı? Suyu ısıtıyor. Diyor ki bu su zaten tam buna sınır. Dolayısıyla diyor, yani bu vehimci şöyle diyor. Dolayısıyla bu suyu ısıttığın anda yine doğal hayızında olmuş olacak bak. Birinci durumda su. Burası suyun doğal hayızı. Şu duvarın beyazlığı havanın doğal hayızı gibi düşünün. Suyu ısıtıyorsun. Havaya dönüştü. Dönüştüğü anda zaten havaya sınırdı ya. Diyor ki bak ikincinin doğal hayızı. O zaman burası ikincinin doğal hayızı oldu demek istiyor bunu söyleyen kişi. Çünkü bu yapışık. Yani buradaki suyun doğal hayızıyla havanın doğal hayızı birbirine bitişik ya. Kafasında öyle kurmuş yani. Dolayısıyla buradaki birinci surette ikinci surete dönüştü. Birinci suret su, ikinci suret hava gibi düşünün. İkinci suret dedik ki bu X mekanı ikinci suretin ya doğal hayızıdır ya değildir. Doğal hayızı değilse doğal hayızına doğru hareket eder demiştik. O zaman bu elim havanın doğal hayızı mı? Değil. Ama havaya dönüştü. Havaya doğru hareket etmedi diyor. Öyle bir vehimde bulunuyor. Halbuki etmesi gerekiyor. Yani buradaysa eğer bu az da olsa bir miktar gitmesi gerekiyor yukarıya doğru. Yani bu olduğu gibi burada duramaz. Havaya doğru gitmesi gerekiyor. Diyor ki İbn-i Sina'da fakat evcepten li nev'iyyetihi, o zaman onun türü için şunu gerektirdin, yani söylemiş oldun, zorunlu kıldın. En yaka harice mekanihi, mekanının dışında bulunduğunu söylemiş oldun. Çünkü elim havanın doğal hayızı değil. Değil mi? Çünkü sen yapışık dedin. Lıskal cisim dedin. Fe innel lısık, çünkü yapışık olmak, bitişik olmak leyse huvel mekan. Mekan demek değildir. Belil car. Komşu demektir. Çünkü elim suyun bulunduğu yer. Bu suyun bulunduğu yerlerin hiçbirisi havanın bulunduğu yer değil. Suyun doğal hayızının hiçbirisi havanın doğal hayızı değil. Havaya bitişik, evet. O yüzden sen ikinci surete döndüğü anda bu elim havaya döndüğü anda artık havanın doğal hayızında değil bu. Suyun doğal hayızında. O zaman yabancı bir yerde bu. Havanın komşusu. Havanın kendi içinde değil. Hava doğal hayızının kendi içinde değil. Havanın komşusu. O zaman oraya doğru gitmesi gerekiyor. Yani buradan şuraya kadar çıkmaz. Tam bu suyun doğal hayızına sınır olan havanın tam şuraya çıkar mesela. Üstteki elim artık havaya dönüşen suyun bulunduğu yer olsun. Tam ona sınır olur. Yine hareket etmiş olur yani dolayısıyla. Burada basit bir vehim hatasından bahsediyor. O yüzden kısa tuttu. Tamam, bugünkü dersimiz de bitti arkadaşlar. Bir sonraki derste şurayı okuyacağız. 16. fasıl işara. Biz şimdiye kadar neyi gördük? Biz feleklerde, yani muhadditte dairesel meyil ilkesi vardır. Oluş bozuluş aleminde ise doğrusal meyil ilkesi vardır'ı gördük. Bir dahaki derste de bir cisimde ikisi birden olamazı göreceğiz. Yani feleklerde hem doğrusal hem dairesel meyil ilkesi vardırın imkansızlığını göreceğiz. Aynı şekilde oluş bozuluş aleminde de şunda hem doğrusal hem dairesel meyil ilkesi yok. Bu olamaz diyeceğiz. Sadece doğrusal meyil ilkesi olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla hasredeceğiz yani. Önceki hükümlerimizi, önceki
hüküm hakkında hüküm verdiğimiz mevzulara hasredeceğiz. Muhaddidde dairesel meyil ilkesi vardır demiştik. Sadece dairesel meyil ilkesi olabilir diyeceğiz. Oluş bozuluş aleminde ise doğrusal meyil ilkesi vardır dedik bu derste. Sadece doğrusal meyil ilkesi olabilir diyeceğiz bir dahaki derste. Yani doğrusal meyil ilkesi varsa sadece doğrusal meyil ilkesi olabilir. Dairesel meyil ilkesi de buna eklenemez. Tabiatı gereği. Dışarıdan gelebilir diyeceğiz elbette. Dairesel meyil ilkesi varsa sadece dairesel meyil ilkesi olabilir tabiatı gereği. Doğrusal meyil ilkesi de olamaz. Yani tabiatı gereği hem dairesel meyil hem de doğrusal meyil ilkesine sahip olamaz diyeceğiz. Bir dahaki dersimizin konusu bu. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.